Bir Candan hadisemiz var biliyorsun, evet. Nihal Candan. Yediğini, içtiğini, gezdiğini, tozduğunu her yerde paylaştı, gözümüze sokmuştu falan filan. 4 ay önce yaptığı evliliği herkesten saklamıştı. Show Haber muhabirleri, dostlarımız o nikahın sırrını araştırdı. Neden sessiz sedasız yapıldı diye. Cevap da çıkmış ortaya. Yapıyorduk. Nikah çok aceleye gelmişti. Şaşırtan evliliğin sır perdesi aralandı. Nihal Candan'ın 4 aylık eşini neden herkesten sakladığı anlaşıldı. Mehmet Faruk Çiçek, Suriyeli bir iş kadınıyla evliydi. Boşandıktan sonra Nihal Candan'la aşk yaşamaya başladı. Çocukları için bu evliliği duyurmak istemedi. Gizemi sonunda çözüldü. Nihal Candan'ın kocası Mehmet Faruk Çiçek'in önceden Suriyeli bir kadınla evli olduğu, iki de çocuğu olduğu iddia edildi. Suriyeli o iş kadını bir dönem Mehmet Faruk Çiçek'in lojistik şirketinde de çalışmıştı. Çift çocuklarının doğum gününde mutlu anlarını böyle kaydetmişti. Ama o mutluluk kısa sürdü. Mehmet Faruk Çiçek, Nihal Candan'la tanışınca evliliklerinin üzerine kara bulutlar çöktü. Mehmet Faruk Çiçek anlaşmalı olarak karısından boşandı. Bundan 4 ay önce de Nihal Candan'la nikah masasına oturdu. Ama her şeyi paylaşan Nihal Candan evliliğiyle ilgili hiçbir paylaşım yapmadı. Koca kutsaldır, o yüzden hep diyordum kızım bir an önce evlenin, bak sizinle çok uğraşıyorlar. Aileler, akrabalar, herkes büyük şok yaşadı. Düğünde dedim hani eş, dost, akraba, hani toplanırız güzelce. Nihal Candan ve kocası ortalık daha fazla karışmasın diye nikahı sır gibi sakladı. Mehmet Faruk Çiçek'in avukatı Kemal Özdemir ise Show Haber'e bir açıklama yaptı. Evlilik, ailenin gelenekleri açısından mahremiyet nedeniyle ve çocukların psikolojisi için duyurulmadı dedi. İyi ki almışım denilen kararlar tamamı. Evet. Evet, bu sebeple evliliklerini saklamışlar. Sosyal medyada paylaşmamışlar. Çocuk kendi yüzünden, yakın çevrelerinde. Çocuklar, yani hassasiyet falan. Ben bunu evet gerçekten saygıda duyulabilir. Tabii tabii. Yani iş sadece bu kadarsa elbette. Yani çocuklar duymasın etmesi falan filan, ama yeni bir evliliğe izdivaca adım atıyorsun. Çocuğunun orada olması yani en doğal hakkı değil mi çocuk açısından? Yani hani birden bir apar topar bir nikah mı olmuş? Yani ya da süre gelen bir evlilik var da araya birisi girmiş, o evliliği bitirip ondan sonra mı? Yani bütün bunlar çocuk açısından bakarsan evet. Ama ben mesela aklı eren bir çocuk olsaydım bakardım. Babacığım sen evlenmişsin, hayırdır ya derdim yani. Evet. Çocuklar daha küçük görünüyor gerçekten. Ha, çocuğun psikolojisi etkilenmesin diyorsa ama çocuğun bu taraftan da psikolojisi etkilenebilir. Yani şu an bu konuşulanlardan dolayı da etkileniyordur. Yani hiç duyulmamış bile olsa bir gün duyulacağı ortada. Çünkü evlendiği karakter zaten bilinen bir karakter olduğu için yani bu bir yere kadar saklanabilirdi. Bir yerden sonra açığa çıkardı. Belki yani, yavaş yavaş kendileri söylemek istediler. Belki ortada bir yani yuva yıkma var ve utancından belki böyle bir karar vermişlerdir. Evlenmek istemişlerdir. Birbirlerini sevmişler de buna saygı duymak durumundayız. Yani sonrasındaki hikaye onların ama kendi özelliğini yani, ilgilendirmez ama. İlgilendirir. Yuva yıktıysa şayet ve böyle apar topar bir nikahta kıyıldıysa, ortada çoluk çocuk falan filan yoksa diye konuşulur. Bir dakika, konuşulur. Yuvayı yıkan aynı zamanda burada bir erkek de var. Erkek de dolayısıyla tamam, herkes açısından vermiş. Diyorum. Kadın açısından demiyorum ki. Aynen. Onu söylüyorum ben de yani. Evet. Hani ters psikoloji falan filan da bir taraftan tabii. Da bu deve kuşunun kafasını gömmesi gibi bir şey. Her şey ortada, kafa içeride. Hadi bakalım.